Selam. Bugün Netflix Top 10 listesinde üst sıralarda olan ve aslında açıklamalarını falan okuduğunuzda ilgi çekici olabileceğini düşündüğümüz bir filmi inceledik. Hep beraber suçlu hakkında konuşacağız. Önce genel bir özet, ardından ise bir değerlendirmeye yer vereceğiz her zamanki gibi yani. O yüzden bir an önce videoya geçelim, siz de beğenip abone olmayı unutmayın. Başrollerde Çağlar Ertuğrul'un ikiz kardeşi olarak adlandırılan Jack Hill var. Zaten onun dışında bir buçuk saatlik filmde başka kimseyi görmedik neredeyse. Arkasındaki ve yanındaki masadaki oturanlar dışında hiç kimse yok. Film bir kaosla başlıyor. Her yerde yangın haberleri, ekranların tamamında yangın görüntüleri var. Ana karakter Joe, acil durum hattında çalışan bir polis. Çok uzun süre panik halinde insanların bu hatta arayıp istedikleri gibi sonuçlanmayan konuşmalarını izliyoruz. Joe şu an yaptığı işten çok fazla bunalmış durumda ve muhtemelen geçmişte yaptığı bir hatadan dolayı buraya ceza niyetine çalışıyor. John'un bir çocuğu var ve karısıyla 6 aydır ayrı. Bir kaçırılma ihbarı alıyor ve yer tespiti için bayağı uğraşıyor. Ama yetersiz bilgiden dolayı her çabası sonuçsuz kalıyor. Nedense bu durumu çok fazla içselleştirip telefonda konuştuğu kadının çocuğuna ulaşmayı başarıyor. En azından ondan alabildiği temel bilgiler bir işe yarar nitelikte. Neredeyse 30 dakika boyunca masa başında sadece konuşmaları izledik bu arada. Ekipler öncelikler yüzünden aracı bulmadan çocukların evine gitmiyor. Bir yandan da zaten yangınlarla uğraştıklarından daha da yoğunlar. Mesaisi bitmiş olmasına rağmen Joe bu olayı çözmek için ve kadını kurtarmak için kendi başına hareket ediyor. Tabi hala masa başında. Ayrıca Joe'nun ertesi gün bir mahkemesi var ve bunun sonucuna göre sağlara geri dönebilecek. Ekip çocukların evine uğradığında ortalıkta kan lekeleri olduğunu, acil müdahale gerektiren bir durum olduğunu öğreniyor. 6 yaşındaki kızda bir sorun yok ama babaları küçük kardeşini öldürmüş. Joe bu olaya o kadar odaklanıyor ki diğer aramalara geri dönmüyor bile. Zaten şu an bulunduğu konumdan da memnun olmadığından genel bir üslup sorunu var ve verdiği kararların aniliği yüzünden ortalığı karıştırıp birçok ekipten de tepki alıyor. Kaçırılan kadın Emily ile de sürekli konuşabiliyor olması çok saçma. Çünkü kadını kaçıran kocası yanında telefonla konuştuğunu da biliyor. Joe kadını Elfrin'i çektirdikten sonra minibüsün arkasında kitlemiş olsa bile telefonunu almış olması gerekirdi. İlerleyen süreçte de kadınla olan konuşmada anlıyoruz ki kadının psikolojik durumu iyi değil. Bebeğim ağlıyor, karnında yılanlar var diyerek küçük bebeği öldürmüş ve ağlamadığı için de şu an iyi olduğunu düşünmüş. Babaları eski bir suçlu olduğundan çocukların velayetini alamamış. Bu durum yüzünden annenin bir eskiden bir akıl hastanesinde yatmış olması da önemsenmemiş. Joe şu an kocası Henry'ye yardım etmeye çalışıyor. Henry de birkaç ay öncesinden karısının ilaçları bittiğinde para bulamadığından ilaçları alamamış. Ve Emily ile bu şekilde denemeye karar vermişler. İşte sonuç zaten ortada. Emily ile konuştuğunda Joe onu sakinleştirmek için kendinden bahsediyor ve neden ceza aldığını öğreniyoruz. 19 yaşında bir çocuğu öldürmüş. Hata yapıp öfkesine yenik düştüğü için öldürmüş yani. Sonunda John'un ısrarları, oyalamaları sonucunda Emily'nin yeri tespit edilip yakalanıyor. Bu arada bebekle nasıl oluyorsa ölmemiş, yoğun bakıma alınmış. Neyse, umarız bu hepinizin içini rahatlatmıştır. Joe ertesi gün mahkemede tanıklık yapacak arkadaşını arayıp ifadesini değiştirip ne gördüyse onu anlatmasını istiyor. Eğer bu olursa hapse gireceği riskinde alıyor. Filmin başından beri onu arayan gazeteciyi arayıp her şeyi itiraf ediyor. Yani böyle anlık bir kararla film bitiyor. Şimdi Koskoca bir buçuk saat boyunca tek oyuncu ve tek planlı bir şeylerin sürekli laf kalabalığı yapılarak sonuçlanmaya çalışılmasını izledik. Joe denen karakterin tavırları, tepkileri, konuşma şekli o kadar rahatsız ediciydi ki artık neye şaşırıp sinirleneceğimizi de bilemedik. Filmden anladığımız tek şey acil durum çağrı merkezlerinde aşırı detaylı soruları cevap vermediğimiz sürece kimse size yardımcı olmuyor. Yeriniz tespit edilemiyor, polis öncelik vermiyor veya direkt olarak sizinle ilgilenmiyorlar. Ya Joe çok kanser bir karakterdi ya da bu durum gerçekten de bizim dediğimiz gibiydi. Ayrıca her yerde yangın detayı gördük. Sürekli yangınlarla uğraşıldığını bize verdiler. Bu büyük ve devam eden yangın, yakın zamanda meydana gelen ve çok uzun süre boyunca aktifliğini koruyan Avustralya yangınında da bir gönderme olabilir. Çünkü bunun dışında asla neden bizim gözümüze sokulduğunu belirten bir durum olmadı filmde. Yangın metaforu John'un içinde olduğu durumdaki hallerine yorarsak, sonunda sönmesinde kendi içindeki sorunları halletti olarak yorumlayabiliriz. Ayrıca her fırsat bulduklarında John'un astım problemleri yaşadığını ve hava aldığını bize gösterdiler. Ama bunun nedenini asla belirtmediler. Yani biz o adamın aslında krizi yaşadığını gördük de ne oldu? Bu detayı vermelerinin amacı neydi asla anlamadık. Bir sürü mantık hatasının olduğu konuşmalara şahit olduk ve bu süreçte sistemin yetersizliği mi yoksa işini iyi yapamayan birini mi gördük bunu da izleyenlere bırakıyoruz. Uzun zamandır film izlerken bizi bunalttığı için cam çerçeve açtıran bir yapım izlememiştik. Hayır biraz daha üzerine durulmuş olsa biraz daha çabayla çok daha iyi bir hale gelebilirdi. Filmin gidişatında yapılan ters köşeyi beğendik. Çocuğun telefon konuşmasının olduğu kısımlar da merak uyandırıcıydı. Çünkü babası kadındaki telefonu almayı akıl edemediğinden işlerin gidişatını değiştirebilecek tek kişi evde bırakılan küçük kız kızlarıydı. Nitekim öyle de oldu. Yani suçlu bizi aldı aldı duvara fırlattı izlerken. Yaşadığımız sinir stres halinden aslında filmin bizi etkilemeyi başardığını söyleyebiliriz. Çok merak ediyorsanız ya da bizim çok abarttığımızı düşünüyorsanız bir izleyin deriz. Deli Dehşet kötü bir filmi demiyoruz. Ama gerçekten çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyoruz. Netflix son yapımlarında bir sorun yaşıyor gibi. Önceki incelememiz olan Kim filmi de bunun başarısız bir örneğiydi. Onun incelemesine de yukarıdaki bağlantılardan geçebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.